ihtiyacı karşılayacak kadar asgari personelin bulundurulması şartıyla çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemi uygulanabilmesine ve idari izin verilmesine ilişkin bu genelge. Genelgenin ayrıntılarına bakacak olursak, çalıştırılma biçimine yine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma zamanları vardı. Bu esnek çalışma durumları devam edecek. Özetle bunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda bu kapsamda dönüşümlü fiilen ve göreve gelmedikleri süre zarfında da yine idari sayılabilirler kamu kurum ve kuruluş çalışanları. İdari izinler uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamazlar. Burası oldukça önemli. Bu izin kapsamında şehir dışına veya görev mahallinden ayrılmamaları söz konusu. Aynı zamanda amirleri, idarecileri, çalışanları hemen çağırdığında derhal bulundukları yerde görevlerinin başında olması da zorunlu olacak bu genelge kapsamında. Tabii daha önce koronavirüs kapsamında idari izinli sayılanlar var. Bu idari izinli sayılanlar yeni bir karar verilinceye kadar da idari izinli sayılmaya devam edecekler. Cumhurbaşkanlığının kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışma sistemine, esnek çalışma sistemine dair genelge bu şekilde Mustafa Ustağ'ın.